Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi grafiğimizi de ekrana geçirelim Radamel Falcao ile ilgili olarak. Ee, sakatlıklardan dolayı oynayamadığı maçlar sevgili seyirciler burada ekrandaki e, rakamlar onu söyleyeyim. Haberimizdeki kadro e, haberimizdeki rakamlar kadroda olup oynamadığı maçların da dahil olduğu rakamlardı. E, burada ise yaşadığı sakatlıklar sonrasında. Olmadı. Mücadelelerin rakamları var. 29 maç 23 maç. Erbatur baksana 13 galibiyet 8 galibiyet varken ve yokken kıyaslamaları 42 atılan gol 30 yokken 27 yenilen gol 33 yine falka yokken 29 maç 13 galibiyet var Falcao ile beraber 23 maçta 8, 8 galibiyet yine Falcao yokken. 9-6 atılan golde baya bir fark var tabi. Yani bir diğer yandan tabii forma giyemediği maç sayısı oynadığı maç sayısına yaklaşmış olması, e tabii ki büyük beklentilerin olduğu bir oyuncu olması geçmiş olsun diyelim bu arada. Az önce de zaten haberi paslarken ona benzer bir şey söyledim. Yani çok kötü bir şey bir, bir futbolcu için profesyonel olarak işini buradan kazanan, ya yani parasını buradan kazanan işi bu olan bir isim için bu kadar sık sakatlık yaşamak tabii ki çok büyük sıkıntı. Tamamen iyileşmeden oynamak istemiyor kendi. ...hissiyatında, normal yaşı itibariyle de tabii bunu anlamak lazım. E ama şunu da herhalde dile getirmek lazım. O hayal edilen Falka'yı izleyemeyeceğiz. Artık olmayacak galiba o ya Robert Turak'tan. Evet. Hakikaten. Yani onu bir netleştirmek lazım. Fatih Hoca'nın ilk yaptığı açıklamayı hatırlıyor musun? Oyuncuların geleceğin, oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmak. E şimdi bunu konuşurken tabii biraz hani hem Falka'yı konuşalım. Hem de geçtiğimiz haftaki heskablo Kayseri Spor maçı'nı konuşalım Galatasaray'ın. Oynadığı oyunu konuşalım. 10 kişi kalan Kayseri Spor'a karşı oyununu konuşalım. Şimdi Galatasaray taraftarının açıkçası ben o mücadeleden ya tabii şimdi her takım taraftarı takımından galibiyet bekler ama orada bir de yani Kayseri'nin gidişatı, hoca değişikliği, o hoca değişiklikleri de. Bazen o kan değişiklikleri iyi gelir buna bir şey diyemem. Hı. Samet Hoca ile ilk resmi mücadelesiydi Kayseri Spor'un bir kez daha. Bu Heylendir öyle bir Doğru. maç değildi bence bu arada ya. Yani. Ama evet ben de sana katılıyorum bu öyle bir maç değildi. Ya 10 mesela kişi kalmış şu, rakip. Yani Emre'nin şunu kaçırmasına da çok şaşırdım ben. Hani rakibin 10 kişi kaldığı yerde Galatasaray'ın e, gol bulamaması mücadelede çok da beklenen bir durum değildi. Ya şimdi... Ya işler istenildiği gibi de gitmiyor yani 90 dakikayı dikkatli bir şekilde izledim. Mesela Cagne bana göre Galatasaray'ın santraforu değil zaten de. Yine de en azından şunları Kasımpaşa'da attığını hatırlıyorum. En azından şunları atabiliyordu diyorsun. Ha bazen bazen böyle ma maçlar vardır. Girersin pozisyona, girersin, girersin, gol atamazsın. Olabilir. Ama şu noktadan da okuyorum mesela maçı. Var mıydı aklında mesela şu oyuncuyu beğendim, aklımda kaldı dediğin? Ben Taylan'ı çok beğendim mesela bu maçta da beğendim. Evet, doğru söylüyorsun. Olup yani bir kazanç olarak yine onu görüyorum. Bilmiyorum takımın bütününe bakınca yani beklenen oyun bu mu Galatasaray'dan? Değil şimdi. Ya da mesela şöyle mi? Şimdi bir iyi oyun çok iyi oynarsın, berabere kalırsın, çok iyi oynarsın, mağlup olursun. Ee, ama dersin ki hani oynadı takım. Yani belli ki bu takım kazanacak Hı -hı. yani hani biraz daha oynam alışkanlığını geliştirince. Bir de işte yani bu oyun var. Şans da mı lazım? Mesela atıyor mu az önceki pozisyonlarda işte sen de söyledin. Biraz da takımların yanında şans mı olması gerekiyor? Yani o gün şansı yanında değildi takımın da bir bahane mi? Ya... G gerekçe mi? Hem bahane lazım, mi? hem lazım anlık olarak. Hayatta böyle anlık olarak ama. Yani o bazen gerekir. Ama hem de sen doğru matematik içinde yaşadığın zaman, hareket ettiğin zaman en az ihtiyacı duyarsın o kavrama. Ama mesela şu karşılaşmada şimdi gerçekçi olalım. İlk yarı Lung'la Galatasaray hücumu arasında geçti. Kaleci Lung inanılmaz bir performans gösterdi. Çok iyi bir kaleci zaten. Evet yani sakatlık yaşadı e, maalesef Kayseri Spor adına. Ama sonra hani Lung'tan sonra da aynı hücum performansını göremedik Galatasaray'dan. Yani bu sefer çünkü şeyi düşündü ya şimdi Lung yokken artık biraz Tabii. golü bulabilir Galatasaray diye yok. Orada da performans düşüklüğü oldu. Ha yine de Biraz ekstrem bir maçtı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın o kadar Lunk'un ekstrem kurtarışları olmasa galibiyet alabileceği bir ya İşte dedim yani bazen de şansın da yanında olmaz. Ya yani onu da acaba bir gerekçe olarak gösterebilir miyiz derken bunu da söylemeye çalışmıştım. Samet Hoca maçtan sonra şey dedi. Oyunculara dedik ki dedi, ortayı kapatacağız, al alanı daraltacağız. Galatasaray'ın ortada alanı daralttığımız zaman sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Hiçbirini yapamadık dedi. Yani o savunmayı yapamadığını da biliyor rakip. Spor merkezi programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelere göz atalım. Fatih Terim açıkladı. Bize önce golcü lazım. Galatasaray Kayseri Sporu ile birbir bir beraber kalınca teknik direktör Fatih Terim bunu kaçan 2 puan olarak nitelendirdi. Kaleye çekilen 27 şuttan 12'si isabet sağlarken bunlardan 7'si %100 denilebilecek kadar net fırsatlardı. Fatih Terim bu kadar pozisyona girilmesinden memnun olsa da gollerin kaçmasından yana dertli. Terim daha önce yönetimle yaptığı görüşmelerde hızlı bir kanat ve orta sahancısı istediğini bildirmişti. Bu maçta ortaya çıkan durum sonrası Sarı Kırmızıların devre arası transfer politikası da netleşmiş oldu. İlk hedef Kenan. Falcao'nun sık sık ve uzun süreli sakatlıkları, Cagney'in de bir türlü beklenen düzeye gelmemesi üzerine Fatih Hoca transfer planını değiştirerek önceliği golcü transferine vermeleri gerektiğini iletti. Sarı Kırmızılar sezon sonu Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan milli forvet Kenan Karaman için şimdiden harekete geçme kararı aldı. Kenan sezon başında da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını söylemişti. Cimbom Alman ekibinin kapısını sezon sonu beklemeyelim. Cüzi bir miktar devre arası transferi bitirelim. Teklifiyle çalacak. Şu an Kenan Karaman da Şenol Güneş'in vazgeçilmez durumunda. Uluslar Ligi'ndeki ilk Macaristan maçı hariç Kenan Karaman'a son 5 maçta 11'de görev vermişti. Kenan Karaban'da çok çalışkanlığıyla övülüyor. Fatih Terim'in de tam da aradığı tarzdan. Galatasaray'da da başkanlık seçimleri ertelendi. Galatasaray Spor Kulübü'nün 19-26 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurduğu olağanüstü genel kurul İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda gerçekleştirilemeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı için sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya kooperatiflerin geniş katılım toplantılarının yapılmamasını ertelenmesine önermişti. Bugün de Galatasaray'a izin çıkmadı. Yani başkanlık seçimleri Şubat'a kaldı. Emre Akbaba son maçını oynadı. Galatasaray'da Emre Akbaba için flash bir iddia ortaya atıldı. Fatih Terim'in Emre Akbaba'nın ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray Kayserispor'la Spor'la birbirlere beraber kaldıktan sonra Emrah Akbaba'dan son maçına çıkmış olduğu iddiaları var. İddia o ki Fatih Terim hafta boyunca hazır olmadığını düşündüğü Emrah Akbaba oynatmak istemedi. Ancak zorunluluktan sahaya sürdü. Fakat ilk yarıda girdiği pozisyonu Cömert harcayan ve bazı pozisyonlarda isteklerini yerine getiremeyen takımın o ana kadar en iyi oyuncusu Emrah Akbaba'yı oyundan aldı. Emrah Baba buna çok bozuldu. Hemen saha içinde tepki vermedi. Ancak maçtan sonra Ümit Davala'ya bunu hak etmedim diyerek serzenişte bulundu. Bu serzeniş Fatih Terim'in kulağına gitti. Maçtan sonra soyunma odasında yaptığı konuşmada "Bugün hak etmediği halde oynayan bazı arkadaşlar yüzünden 2 puanı bıraktık." diye konuştu. Terim'in direkt Emre Akbaba'ya bakarak bu ifadeleri kullandığı belirtiliyor. Fatih Terim'in Oğulcan Çağlayan ve Emrah Akbaba ile beraber Emma Cagney zorda kalmadıkça 11'i almayacağı, Sofya Fegulin de bir kez daha kulağını çekeceği gelen bilgiler arasında. Hatta Emrah Akbaba'nın Dorukhan'la takası mümkün olursa izin vereceği konuşulanlar arasında. Fatih Terim pazartesi akşamı riske girmemek için hafif sakatlıkları bulunan Luyundama ve Etoba ile başlamadı. Ancak ikinci yarıda Emrah Babanın yerine Boy sahaya sürdü. Ancak tüm eksiklere rağmen Ömer ve Sekidika kulübede oturdu. Ömer'i sonradan oyuna aldı. Ancak Kerem'i sahaya sürmesine rağmen Sekidika'ya hiç şans vermedi. Terem'in pazartesi akşamki oyuncu değişiklikleriyle Emrah Baba, Ömer ve Sekidika'ya bazı mesajlar gönderdiği iddia edildi.